münasebetiyle Gümüşhacıköy ilçemizdeyiz. Gümüşhacıköy esnaflarımızdan Mevlüt Dönmez, bürokrasiden Adnan Bey, oğlu, biraderim Dımbıcı Abdullah. Hocam bir anlat bakalım şu memleketin meselesini. Anlatayım diye bir şey yok. Eskileri anlatacağım. Marangozluğu nasıl öğrendik? Nerede öğrendik? Bu bina sizin biliyoruz. Çay vardım burada. Hacıköy'ün son hali. Son hali. Biraz yanaş hocam. Bu kaleyi görebiliyor musun? Bilmiyorum. Ben 15 yaşımda Marangoz'a çırak gittim. Bağır. Kime çırak gittin? Sadık Çelik. Kim o adam? Sadık Çolak. He? Sadık Çelik. Kızıklı Sadık Çolak'ın çırağı mısın? Sadık Çelik. He. Sadık Çelik'in çırağı. Sen hiç. 12 sene ona çırak gittim. 12 sene sonra. Evet. 12 sene sonra. Evet. Kendi dükkanımı açtım. Görmüşüm. 12 sene çırak gittim. 12 sene sonra kendi dükkanımı açtım. Burayı marangoz dükkanı açtım. Burayı. 12 sene sonra. 12 sene sonra burayı marangoz dükkanı. 12 senede bir adam eriyormuş, tamam mı? Bu usta olmuş. Tamam. O zaman öyleydi. Ustalara çırak gittiğim yeri ustaların her şeyini. Yani evini... Usta-çırak ilişkisi var değil mi? Tabii canım. Gidiyordum, çocuğun kırmasına gidiyordum. Mesela ineğine ot yolmaya gidiyordum. Ustanın? Tabii canım, muhakkak bu şey, değil. Ustalık çıraklık öyleydi bizim zamanımız. Şimdi değil, şimdi. Sadece şimdi adamı getirsen, bir şey desek hemen bırakıp gidiyor. Evet. O zaman bir sanat hevesi vardı. Bütün işlere bakıyordun. Evet. Yetişmek o zaman bir sanat hevesi var. Mesleği öğreneceğiz de sanat öğreneceğiz. Okuyamadım. Bütün tanesini kıracağım. Bileğini sağlayacağım. Evet. Peki Adnan Bey, sen ne yaptın bu meslekten önce tütüncülük? Rahmetli babamla böyle bir muhabbetimiz vardı. Biz 22 ses ver ses. Bak, 22 yaşına kadar burada tütün tarlasında, pancar tarlasında. Sabah ben tütün tarlasına gittim. Soğan tarlasına. Her şey makine olmuş abi. Tak 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 oradan veriyorum, oradan çıkıyor. O zaman hep insan gücüne bakıyordum. Röportaj ver abi, bırak şu telefon işini ya. Ayıp bir şey ya. Kimle konuşuyor? Hocam çektin mi? Kadir'inle konuşur gibi. He? Sen de ekleyeceğin varsa ben alayım kamerayı, gel buraya. Ya ben şimdi kameraman olduğum için ekleyeceğim fazla bir şey yok. Ya, o zaman şu çekim yapıp duruyor. Manzarayı gezdir biraz. Köprü başlamış herhalde değil mi? Manzarada arabalar var yani. Kapat. Camiye gideceksin işte. Cami var, evet. Öyle, hadi bakalım. Adamı öğretemedik. Böyle dolandırma. Kapat, yeniden aç. Bir seans daha alalım. Tamam. Kapat. Dur,